Evet sevgili izleyen, yani tamam doyduysak habere 24 saat deliksiz gittik. Özel bir konuk ağırlıyorum. Masamda ressam, heykeltıraş, müzisyen, şair, tiyatro oyuncusu, aktör ama en çok sevgili dostum aktör Fırat Tanış konuğum. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk Vestal'cığım. Seni tanıyalım önce. 5 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğan Türk oyuncu ve müzisyen. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu. Ve gerisi bla bla bla. Evet. Ama çok önemli şeyler var. Fırat hayırdır sen bu erenlere falan mı karıştın? Ya. Bu zeytin ağacı, bu acayip bir mesele. Bu zeytin ağacı mesele. Aile dizilimi odur budur falan filan. Ben dedim ki bu adam içselleştirmediği hiçbir rolün şeyini giymez. Gömleğini giymez. Elbette. Üzerine. Tabii. Bir çalışma oldu mu? Önce oradan başla. Ya çok aslında çok ilginç bir çalışma oldu öncesinde. Bir projenin yapımcısı beni bir grupla tanıştırdı. Ben tabii hiç bilmiyorum bu aile dizilimi nasıl yapılıyor o zaman. Konya'da ve Nevşehir'de iki gün çok ilginç bir çalışma. Mevlana da ve Şems de türbelerinde, sonra Kadıncı Kana'da ve Hacı Bektaş Veli de dört ayrı çok enteresan bir deneyim, çok ilginç bir şey yaşadım. Sen bayağı bir teolojik kampa girmişsin. İki günlük hızlandırılmış. Yani ilginç bir şeydi. Benim anladığım kadarıyla işte bir dört element üstünden yola çıkıp ki gerçekten de bakıldığında evet, bu hoş bir şey, match, hoş bir ne denir ona, buluşma. Buluşma. Mevlana'yı havayla, Şems'i güneşle, Kadıncı Kana'yı suyla, Hacı Bektaş Veli'yi toprakla simgeleştirip bunun insan ruhu, şifa vesaire üstüne bir çalışmaydı. Orada da bir ekip vardı. Daha sonra işte bu aile dizilimi nedir ne değildir üstüne de biraz en azından biçimsel de olsa, çünkü anladığım kadarıyla çok derinlemesine bir mesele. Evet, iyi çalışılması gereken. İyi çalışılması yani. Gereken bir mesele. Bunun üstüne bir çalışma yaptık. Bunu da öğrenmiş olduk ya, fenamış. Yani, evet. Her gün yeni bir şey öğreniyor. Evet, böyle işte. böyle yeni şeyler. Herhalde karışacağız. Şimdi şöyle bir hikaye var önümde. Deminden beri onu söylüyorum. 10 parmağında 11 marifet var. Sana böyle hızlı birkaç soru soracağım. Evet ya da hayır diyebilirsin. Tamam. Ya da dur bir dakika, burada açıklamam gereken bir şeyler var diyebilirsin. Tamam. Hemen soruyorum, sırayla gidiyorum. Yeni bir dizi projem var mı? Evet var. Açıklamak istediğim bir şey var mı bu konuda? Bir ulusal kanalda nasıl diyelim, Kaba Ağaç ailesiyle ilgili bir hikaye, çok güzel bir senaryo. Bir dönem senaryosu mu? Bir dönem iş, evet. Dönem iş. Evet. Tarihçiliği de söylüyorsun. Devam edelim o zaman. Yeni albüm projem var mı? Yok. Yok. Müzikleri iyi ama değil mi? Her zaman. Harikulade. Tamam. Yeni bir müzikal ya da bir gösterim var mı? Mevcut oyun devam ediyor. Gelin Tanış Olalım. Bunun dışında herhangi bir hazırlık yok. Gelin Tanış Olalım turneye çıkacak mı? Zaten sürekli turne yapıyoruz biz. Yani yerleşik bir salonumuz yok. Şehir içinde, şehir dışında, bazen yurt dışında turneler yapıyoruz. Turneyi gözünden vurdun diyelim. Bir şakaydı ama kötü. biraz Gelin Tanış Olalım'ı anlatır mısın? Çünkü insanlar hakikaten sosyal medyadan da şey yapıyorlar. Bazen yer bulamıyorlar, onu da biliyorum. Eyvallah. Ben. Burada da çok değerli arkadaşlarım var, müzisyen arkadaşlarım evet. var. Çok acayip kolektif bir iş. Ne anlatılıyor? Sen sahnede çok devleşen bir adamsın. Estağfurullah. Ne anlatılıyor? 8. senesinde bir oyun, 500. oyunu geçtik, bayağı oldu çok geçeli. neyi anlatıyor? Aslında biraz yani bu bir ezberi bozmak üstüne bir oyun. çünkü bir şey ezberlendiği zaman orada anlamı yitiriliyor, kayboluyor. Biraz biz bu ezberi, ezberle tarif olmuş anlamın üstündeki o tozu atıp daha anlaşılır hale getirmeye çalıştık.
Aslında diğer kamlıktan, empatiden, yol arkadaşlığından, sevgiden, mülkiyetten, kibirden, tevazudan bahsediyoruz. Yani hırsızı bile incitmemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki yani sende daha güzeli vardı, çalmanın bir manası yoktu bunun diye. Bütün bunları yaparken de bir müzikal çatısı içinde, altında bunları yapıyoruz. Çok iyi. Profesör Doktor Semih Çelenk yazdı. O yönetti oyunu. Buradan ona selamlar. Bir orkestramız var. Orkestrada Cem Erdost ileri... O Cem Erdost ileri var. Çok selamı var. Siz de, ya nasıl bir ikili oldunuz ya? O şey gerçekten o kayıtlarla öyle başladım Cem Erdost'la. Evet. Ve artık hiç vazgeçemiyorum. Muhteşem bir müzikçi. Yani inanılmaz çok, bir müzik çok adam. Çok kıymetli. Hepsi çok kıymetliler. Mehmet Taylan, Mesut Ulusan, Sertaç Şanlı. Harika. Müzisyen arkadaşlarımız. Böyle bir kolektifle gidiyorsunuz. Böyle bir ekiple izleyicimizin de katılımıyla... diyelim. 500 oyun deyince bayağı insanla tanış olmuş olmasın. Evet. Evet. Yani yani çok şu anlamda çok etkileyici. Oyunun en sonunda bir şeyimiz var. Bir törenimiz var. Hı. Salondaki herkesi de birbiriyle tanıştırıyoruz. Evet. Hani, belki de o zamana kadar hiç böyle dikkat etmedikleri bir şey. Çünkü insanlar bir salona içeri girdikleri zaman yani herkes birbirine karşı böyle bir, değil mi? Tabii küçük bir izolasyon var. Bir izolasyonu var. Herkesin bir yargısı var. çok güzel geri dönüşler alıyoruz biz. Çok iyi. Yani hani bütün bu ayrışmaların konuşulduğu bir zaman diliminde... Ne güzel söyledin. Böyle bütünleştirmek... Evet. Bence... Zaten biraz bunun için yapılmış bir oyun. Harika. Yani buna ilaç olsun diye yapılmış bir oyun. Böyle bir anlamı var. Benim için çok makul. Tanış olabiliriz. Herkesle tanış olabiliriz. Devam edelim yine. Yeni bir resimim var mı? Sürekli yapıyorum evde. Çalışıyorum. Bende bir tane var biliyor musun? Yani Allah sana uzun ömür versin. Yüksek ihtimal ben senden önce giderim ama. Estağfurullah. Kim bilir? Geride bırakabileceğim güzel bir şeyim oldu. Mirasım oldu. Hakikaten. Estağfurullah. Senin bir esenin bende var. Devam ediyorum. Yeni yaptığın bir heykel var mı? Yok. Ben hemen hemen hiç heykel yapmadım. Hiç yapmadın hiç, mı? Hiç evdeki seramik hamurlarıyla kızımla mıncıklamanın dışında başka pek bir işim yok. Bence yaptın, kızını yaptın. Kızın da heykel gibi. Şey. Allah canım Allah parçasın. Devam ediyorum. Yeni yazdığın bir şiir var mı? Yok. Yeni şaşırtıcı başka bir yeteneğin var mı? Yani ben bu yetenek meselesi biraz şey... bu da böyle başladı, böyle gidiyor. Sanki böyle bir... aslında bir yetenek, ben bu yetenek meselesine pek inanan birisi değilim çünkü. Ben inanıyorum senin adına. Yatkınlık olabilir ama yani böyle ne elime alıyorsam onu bir şeye birdenbire çeviriyor değilim. Yani orada bir mesai ve bir zaman var. Belki buradaki yatkınlık ya da yetenek diyelim varsa... bu zamanın çilesini daha tahammül edilir hale getiriyor. Onun dışında ben herkesin yapabildiği şeyleri yaptığımı düşünüyorum. Ya da herkesin benim yaptığım şeyleri yapabileceğine inanıyorum. İşte biz buna tevazu diyoruz biliyor musunuz? Hani TDK'daki karşılığına bakarsanız aslında Fırat tevazunun biraz da... Yok değil aslında. Bu bizde, biraz bizden saklanan da bir şey. Yani bu özel yetenek sınavı falan bütün bunların hepsini biraz tehlikeli buluyorum ben. Yani burada sanki... kişiyle sanatsal eylem arasındaki şeyi, köprüyü kopartan bir şey varmış gibi geliyor. Yani bu bir şey değil. Bu böyle göklerden inen bir durum değil. Herkesin, her evde bir öykücü, her evde bir şarkıcı, her evin bir ressamı, her evin bir oyuncusu vardır. Yeter ki bunu keşfetmek. Yani yeter ki bunu keşfetmek olsun. Kimse kimseden Al Pacino olmasını, Picasso olmasını falan beklemiyor. Zaten kıymetli olan da bu. Yani buradaki biriciklik meselesi. Keşke bu özel yetenek sınavlarını falan kaldırsalar. Ya evet çünkü ben sırf o yüzden konservatuvara giremedim. Çok istiyordum aslında konservatuvara girmeyi. Yani işte sanki sanatla ilgilenmenin yolu
bir konservatuvar okumaktan geçiyormuş gibi bir algı oluşuyor. Halbuki sivil sanat çok daha kıymetli bir şey. Elbette. Fakat tabii orada da donanım işte devreye giriyor. Yani ben hemen hemen dünyada markalaşmış bütün şeyler, aktörler ya da aktrisler sadece tek bir işe odaklanmamış. Yani sadece oyunculuğa odaklanmamış. Hep yan unsurlar var. Evet. Hep besleyen yan unsurlar. Bu da bir ağaç. Bu da bir evet. Şey, soy dizilimi diyelim hadi buna da. Gayet güzel. İnsancıl bir tarafım var ama zaman zaman sertleşebiliyorsun da. Asabını bozan şeyler mesela bugünlerde asabını neler bozuyor? Bugünlerde asabımı bozan... Bugünlerde pek bozan bir şey yok ya. Bu iyi bir şey. Çok enteresan bir şey ki yani o içimdeki şey böyle bayağıdır konuşmuyor ve böyle tatlı tatlı kendimle geçinip gidiyorum yani. Güzel. Ne yaptın? Saçlarını mı okşadın? İçindeki senin. Yani değil. Terapinin çok faydasını görüyorum. Belki bunun etkisi olmuş olabilir. Güzel. İnsan kendi kendine terapi edebiliyor. Şimdi bizde şöyle bir mesele var. Bunu özellikle senin entelektüel kişiliğinden hareketle de beslenmek için soruyorum. Bizde sanatçıyı bir yere yaslama duygusu var. Bizde atıyorum geçenlerde işte şey oldu. İki isim karşılaştı mı? Levent Üzümcü, Tamer Karadağ. İkisi de atanmış aslında yani sonuçta baktığımızda. Kim daha tiyatrocu, kim daha vesaire falan filan. Neyse. Sence sanatçı birilerinin önerdiği gibi siyasetin sesi mi olmalı yoksa sanatın kendi siyaseti mi olmalı? Ya ben açıkçası mesela Gelin Tanış Olalım oyununda belki de yani çok iddialı bir şey söyleyeceğim ama yani 80 yılda yapılamayacak, yani siyasetin 80 yılda yapamayacağı bir şeyi 80 dakikada yapabildiğimizi görüyorum yani. Hı hı. O kadar büyülü bir şey ki bu. Belki hayatımın bir döneminde diyeyim o anlamda yani bir siyasetçi gibi. Hı hı. Çünkü siyaset sonuçta bizim çok dışında duramadığımız da bir şey. En nihayeti gidiyoruz, oy veriyoruz hep yani. Hep kaşınıyoruz. Evet, en kötü o. Evet. Bu yani dışında kalabileceğimiz bir şey değil yani. Ama ben o anlamda dışında kalmayı tercih ettim. Ben sahnede çok daha verimliyim, çok daha etkiliyim. Orada sözümün çok daha yerine gittiğini gördüm. Benim tarafım orası yani. Birleştirici, bütünleştirici olmak. Evet. Ya belki işte sanatın politikası da bu. Yani sanatın politik dili de bu olmalı. Yoksa şeyler çok geride kaldı. İşte halk için mi sanat, sanat için mi halk vesaire falan filan. Bu mevzular çok şey. Aktörlüğünü tartışamayacağım bir adamsın. Böyle yani Efe de yüzüne karşı övülmez ama ben de biliyorsun şöyle bir arkadaşınım. Herkesi de övmüyorum. Yani hakikaten belli şeyler vardır, kriterlerim vardır. O anlamda düşünüyorum. Kendi bizim misak-ı milli coğrafyasının dışında da bir değer olabileceğini düşünüyorum hep. Hiç zaman zaman düşünüyor musun? Acaba dünyada herhangi başka bir yerde aktörlük yapsaydım farklı bir konumda olabilirdim. Evet demin dedin kimse senin Al Pacino olmanı beklemiyor ama Fırat Tanış, niçin Al Pacino Fırat Tanış olmasın? Niye olsun ya? O da öyle güzel yani. O çok güzel oluyor. Ama oralarda biraz dil egemen bir durum var. Çünkü sizi ne seviyede oradaki dili konuşursanız konuşun, sizin bir en ufak bir şeyinizden yakalayıveriyorlar. Yani belki de Amerika'da oynasaydım bir projede çalışıyor olsaydım, yani bilmiyorum. Orta Doğulu bir terörist oynamaktan başka ne seçeneğim olabilirdi? Çok doğru yani. Diyorsun ya. Bizim bütün Türkleri hakikaten sadece bunu oynatıyorlar. Evet. İnanılmaz bir şey. Kim bilir belki kırılır o. Kim bilir, çünkü artık hani dijitalde de yaptığınız işler bütün dünyada izlendiği için. Ben coğrafyamdan o kadar memnunum ki yani. Bu coğrafyaya ait olmaktan. Lazım kendimi o kadar buraya ait hissediyorum ki yani. Bu benim için yeterlidir. Peki... Şu da önemli, kız çocuğu babası olmak çok önemli. Toplumsal şiddet skalası içerisinde en çok mağdur edilenlerden bir tanesi de kız çocukları. Evet.
Böyle baktığın zaman demin bir biliyorsun bir profesörle şeyi konuştuk. Hı-hı. Ya bu kadar patabatsız insan ya da şey suç makinesi ortada dolaşırken hiç kaygılanıyor musun? Elbette. Tabii ki. Hı-hı. Yani ana babalık zaten kaygı üretmekten başka nedir yani? Bir kaygı mesleğidir aslında. Hani bitmeyen ilk 80 yılında kaygı üretmekten başka herhalde bir şey değil. Orada erkek çocukların yetiştirilmesi meselesi biraz şey. Orada önemli. Evet, orada biraz o tarafa görev düşüyormuş gibi geliyor bana. Biraz da çocukları dinlememiz lazım. Belki onlar da bizi yetiştiriyor olabilir. Kesinlikle. Çünkü onlar sünger, biz çok doluyuz şu evet, anda. Evet. Şu anda bazayız yani. Evet. Peki, sanat dünyasıyla ilişkileri nasıl? İzole misindir yoksa hani bir şekilde herkese dokunmayı sever misin? Ya ben, çok ortada görmediğim için ben söylüyorum. Ben izoleyim, sana. Öyle Hı. görünüyor. Yani ben kendime dışarıdan da bakınca öyle olduğumu görüyorum. Yani evim, mahallemden çok fazla dışarıya çıkmıyorum yani. Arkadaşlarımın, eşimin, dostumun ne yapıp ettiklerine bakıyorum. Bunun dışında da çok kendi halinde. Geniş aile kafası mı? Nasıl yani? Geniş aile kafası mı? Yani şeyde aynı mahallede, mahallenin dışına çıkmamak vesaire. Ya bilmiyorum. Yok yani. Kendi eş dostum. Evet, kendi eşim, dostum, arkadaşlarım. Kimi arkadaşlarım var. Ya hepsi. Ama mesela onlar oyun yaptıkları zaman, yeni bir proje yaptıkları zaman onlar kadar heyecanlanıyorum. Çok mutlu oluyorum. Şeyi toparlamak için sordum aslında bunu. Ya bu işte cemiyetin içinde değilsen, efendim sana yeni proje gelmez. İşte seni alıp bir yere koymazlar. Vesaire falan filan. Bu söylentiler şehir efsanesi mi? Yoksa hakikaten böyle bir durum var mı? Yani elbette bir network var. Öyle mi? Tabii. Yani mesela bir ajansla çalışıyor olmanız, bir menajerinizin olması, sizin bir televizyon projesinde, bir sinema filminde rol almanızda şey etkin. Hı hı. Ama mesela tiyatroyu biraz bunun dışında bırakırım. Bırakmak lazım. Orası daha şey bir alan yani. Hı hı. Orası daha ne diyelim er meydanı evet. gibi bir yer. Hı hı. Orada neyseniz onun dışında bir şey olamazsınız zaten. Yani iyiseniz iyisinizdir. Kötüyseniz kötüsünüzdür yani. Dolayısıyla seni ama tercih edenler başka yani, olur. Yani şunu sürekli biraz da şunun da altını çizmek de istiyorum. Yani bu az önce söylediğim yetenek, sivil sanat meselesinden böyle olmak zorunda da değil. Hı hı. Yani bizim oyunculuk sanatından, resim sanatından, heykelden, şiirden, edebiyattan, müzikten anladığımız şey illa böyle bunun hani toplumsal bir etkisini ortaya koyuyor. Bu tamamen kendi bizim kişisel gelişimimiz için de çok önemli, faydalı, şifalı da bir şey. Yani spor salonuna gitmek gibi bir şey de olabilir. Neden olmasın yani? Neden her mahallede bir her mahallenin bir tiyatrosu olmasın? Neden her mahallenin bir korosu olmasın? Niçin olmasın? Niçin böyle sivil oluşumlar oluşmasın? İşte. Var bunları yapanlar da. Kimi belediyeler de buna destek de veriyorlar. Bildiğim kadarıyla mesela İzmir Belediyesi'nin mahalle tiyatrosu gibi bir oluşumu var. Evet. Hatta Semih Çelenk, Semih abi de o projenin içinde. Keşke bunlar yaygınlaşsalar yani. Çok maksat muhabbet olsun. Yani illa... Çok güzel. Evet maksat aynen, muhabbet olsun ya. Yani olsun. Bundan öte bir amacını da çok fazla gerekli mi bilmiyorum. Bence ya. Biyolojik temizlikte bu dediğin deterjanla evet, olacak diye düşünüyorum. Evet. Son iki sorum zaten son iki dakika. Yönetmenliğini yapacağın yeni bir film olacak mı? Ve orada bana yine rol verecek misin? Yani şu an olmayacak. Öyle bir şey görünmüyor. Ama olursa mutlaka sana haber vereceğim. Tamam yani. İlke yani hakikaten gerçekten kendimi değil de şaşkın bir gazeteciyi oynadın. Geçenlerde yine yayınlandı. Baktım oynatmışsın. Oynayan da değil. Nerede yayınlandı? Bir televizyon kanalı. Bir televizyon kanalı. Allah Allah. Karınca Kapanı. Tabii. Tekrarını verdim. Çok şaşırdım. Vallahi keyifliydi. Keyifliydi. Peki yani olmuyor, bu soru dışarıdan geldi. Yani olmuyor dedirtecek şey ne seni? 14 yaşındaki seninle konuştuğunda. Abi. O şarkı 14 yani yaşındayken bu, yapıldı. Bu şarkı başımın belası oldu benim. Bundan yani ne kurtulamıyorum yani, bir türlü. Kurtulamazsın. Gerçekten. Bilmiyorum yeter. ne olmuş olabilir? Olmayan pek çok şey var ama olan da çok şey var. Şey hissediyor musun? Ben 18-19 yaşlarında Varlık Edebiyat'a katıldım.
ödülümü de aldım. Ondan sonra metaforlar giderek fakirleşti. Hı hı. Ve yaş büyüdükçe iyice fukaralaştık. Evet. Aslında belki sürekli idman yapmak lazım. Metaforların güçlendiğini ya da eksildiğini düşünüyor musun? Tabii yaşam içindeki türlü kaygılar insanı bir an içinde tutmanın ötesinde geçmişte neler olmuştu, eyvah gelecekte ne olacak şimdi gibi bazı şeylere yöneltiyor. Bu ikisi arasında gidip geldiğiniz sürece o anın içinde durabilmeniz biraz zor. Böyle olduğu zaman da oradaki naif olana, oradaki sade ve basit olana ulaşmanız da biraz zorlaşıyor. Ama bunu çok iyi yapabilen, tutabilen sanatçılar var. Romancılar var, besteciler var. Onlara baktığım zaman hepsinin biraz hala 14 yaşında olduklarını görüyorum yani. Bu nefis bir şey. Harikulade bir şeydi. Çok sakin bir, uzun süre sonra çok sakin bir sohbet yaptım. Seni gördüğüme çok sevindim. Onur verdim. Estağfurullah. Stüdyomuzu şenlendirdim. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eyvallah. Yarın 23'te eğer dildirmeye varsanız ben de varım. Ama siz o zamana kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.